Hepinize yeni bir analizden merhaba arkadaşlar. Bu analizimizde sevgili Gökhan Türkmen'den bahsedeceğim. Bakalım nasıl söylemiş şarkıyı? Çok merak ediyorum. Kendisi çok iyi bir baritondur. Aynı zamanda da artikülasyonlarını çok iyi kullanır. Bu şarkıyı canlı canlı söylemiş. Bakalım nasıl söylemiş? Giriş çok güzel. Sadece şuna değinmeliyim. Kesinlikle ama kesinlikle sessiz olun. Gökhan Türkmen'in ses rengine, kendi ses renginizi benzetmeye çalışmayın. Eğer ses tınınızda, nazal bölgenizde böyle bir tınıya sahipseniz yine de benzetmeye çalışmayın. Çünkü Gökhan Türkmen'de az sonra söyleyeceğim bir şey var. Kendine has, karakterize ettiği bir tını var. Nazal bölgesinde ve damak kısmında sıkıştırarak bazı harfleri çıkartıyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. Biraz daha izleyelim. La minör ya da la majörden girmişler. Bakalım. Söylemem yeterdi. Güllüs olan bir bahçe bana kalan kıvırdı yeterdi. Mid tınılarda, yani orta tonlarda giden bir parça. Çok tizleri vermiyor bunda ama muazzam bir baritondur. Süper. Artikülasyonlar çok net zaten. Her zaman söylediğim gibi Gökhan Türkmen'de artikülasyon çok iyi durumdadır. Kendine has karakterize bir sesi var. Şimdi ondan bahsedeceğim sizlere. Bakın. Hemen burada durdurmak istiyorum. Anladım tamam. Bakın ben ne kadar yapsam bile Gökhan Türkmen'deki gibi tınlamıyor. Ses renginiz benziyor olabilir, tınlatmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat onun tınlayabilmesi için bir kere nazal boşluklarınızın oldukça geniş olması gerekiyor. Yani şuradaki, bakın hemen biraz geri alıyorum. Anladım. Çok geniş olduğu için çok net tınlıyor. Tamam, vazgeçtim çoktan. Ve üst damağı yukarıya doğru hafif bir şekilde kaldırarak dudaklarını birleştirerek uç noktada söylemeye gayret gösteriyor. Kendine has karakterize oluşturduğu ses dediğim şey bu işte. Söylemen yeterdi. İ harflerine dikkat edin. Şarkı söylerken özellikle İ harfleri çok zordur. Onları çok iyi çıkartıyor. Bakın. Çok ipeksi. Süper. Temizlik bakımından Gökhan Türkmen'e benzetebilirsiniz artikülasyonlarınızı şarkı söylerken. Fakat dediğim gibi tınısına yaklaşmaya çalışmayın. Fena olur falan dermişim.
Hayır, tabii ki de yapabilirseniz yapmaya çalışın. Oluyorsa da ne mutlu size. Çok güzel olur. Artikülasyon dediğimiz şey, ağzımızda oluşturduğumuz akustiğin içerisinden harflerin çok net bir şekilde karşıya yansıtılabilmesidir aslında. Şarkı söylerken de konuşurken de bu bizim için çok önemli. Ama gelin görün ki bazı sanatçılarda öyle bir S harfi çıkıyor, öyle bir R harfi çıkıyor, öyle bir Ç, T, K, bunlar öyle bir çıkıyor ki aranjelerini düzenlerken artık pluginler bile yetişmiyor. Düzeltmeye yetişemiyorsun bile. O yüzden şarkı söylemek isteyen, yeni çıkış yapacak olan sanatçılara tavsiyemdir. Önce artikülasyonlarınız net mi? Karşıya çok iyi bir şekilde harfleri yansıtabiliyor musunuz? Ağız akustiğinizde her harfi döndürebiliyor musunuz? Buna dikkat etmenizi öneriyorum öncelikle. Sonrasında parçanızı en iyi şekilde söyleyeceğinize adım kadar eminim zaten. Hadi devam edelim bakalım neler var. Bakın hep Gökhan Türkmen yapar bunu. Atıyorum içim içim içim. Hep önde söylemeye çalışıyor. Maske hep önde tutuyor sesi. Atıyorum içime içime gibi söylemeye devam ediyor. Çünkü o ona oturmuş artık. Oturmuş. Değiştirmeye çalışsa inanın ki zorlanır. 2005 yılında çıkarttığı ilk şarkısından beridir okuyuş biçimi hep aynı olan sanatçılarımızdandır Gökhan Türkmen. Hiç ses rengini değiştirmedi. Dikkat edin, 2005'teki şarkısıyla şimdi Alliance Motto Müzik'te devam ediyor. 3-2-1 kayıt biliyorsunuz. Kayıtlarınızı alıp gönderiyorsunuz bu arada. Buradan da hatırlatma yapayım. Şarkı söyleyip gönderebiliyorsunuz. Gökhan Türkmen inceliyor ve beğendiklerine de güzel bir şeyler sunuyor. Neyse, onu da Allianz Motto Müzik'ten görebilirsiniz. Gökhan Türkmen'in sesi, dediğim gibi bariton, ses tınısı kendine özel, harfleri çıkartış biçimi, şarkıyı okuyuş biçimi de kendisine has bir şekilde. Devam edelim. Bakın iyi de nasıl kenarları açıyor dudak kenarlarını. Süper. Her şey net geliyor ya. Aslında mükemmel yabancı şarkı da söylermiş Gökhan Türkmen. Çok da yakışırmış. Evet. Şöyle bir tekrar etmek istiyorum. Bir şeyler kaçırdık mı, kaçırmadık mı diye. Nefesini öyle doğru zamanlarda kullanıyor ki. Bakın şimdi giriş yapacak. Hep nazalda dikkat edin. Kapalı vokalleri çok kullanıyor. Şimdi şurada İ harfinde kapatmadı. Günleri solan. Ü harfinde bir sıkışma oldu. Sebebine gelecek olursak, bütün şarkıda hep önde dişlerinin ön kısmında kullanıyor harfleri. Fakat Ü harfinde mecburen üst dudak oval olmak zorunda kaldığından dolayı bu sefer ne yapıyor? İç akustiği, damak kısmını biraz kubbeleştirmek gerekiyor. O esnada ne oluyor? Hafif diyaframı zorlamak gerekiyor. Oturur vaziyette söylerken Ü harfi, U harfi oldukça zordur. Bunlara dikkat etmenizi öneririm.
Bu yüzden de oradaki Ü harfini hafif mikrofondan geriye doğru çekerek çirkin çıkmasın diye birazcık sakladı. Tertemiz. Cümleye nefes yetişmedi. Her zaman söylüyorum. Eğer uzun bir cümle varsa şarkıda, mutlaka o cümleden önce geniş bir diyafram nefesi almanız gerekiyor ki otururken, hele ki kucağınızda gitar varsa iyice kapanmışsınızdır. O yüzden çok geniş bir şekilde nefesi diyaframımıza dolduruyoruz ki bu cümlenin sonunda Gökhan Türkmen'de olduğu gibi sıkışmasın cümlenin sonları. Nefesiniz bitmesin istiyorum. Evet, sevgili Gökhan Türkmen'in de ses analizini yapmış olduk. Bir sonraki ses analizine kadar kendi istediğiniz ses analizlerini aşağıya yorum bölümüne link olarak bırakmayı sakın unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.